Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hem aktar esnafında hem de vatandaşlarda hazırlıklar başladı. Havaların soğuması ve hastalık belirtilerinin artmasıyla birlikte insanlar çareyi alternatif tıp yöntemlerinde aramaya başladı. Sonbaharın kendisini hissettirdiği bu havaların bir sıcak bir soğuk olduğu mevsimlerde gribal enfeksiyon ve türevi hastalıklardan kaçmak için bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler aktarların yolunu tuttu. Sıcak havalar yerine soğuk havalara bırakmaya başladı. Sağlığın korunması için aktarlar kış çaylarını tavsiye ediyor. Bakalım o kış çayları nelermiş ustasından dinleyelim. Aydın'ın Efeler ilçesinde 7 yıllık aktar Mehmet Akduman, kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşlara çeşitli bitkiler önerdi. Zencefil, zerdeçal, işte ıhlamur, kekik, çam kozalağı şurubu, macunu, bu tür ürünler, propolis. Bitkisel ürünlerin kararında kullanılması gerektiğini söyleyen Aktuman şöyle devam etti. doğru şekilde ise demleme yapılmalı. İşte şuruplar da e, macunu ölçüsünde yemeli. Bu tür. Aktuman ilaç gelene bağışıklığı artıracak bitkisel ürünler tavsiye etti. Çam kozalağı macunu, çam kozalağı özü, çam kozalağı şurubu, zencefil zerdeçal. Kök olarak kaynatılır, içine bal koyulur, üstüne biraz hibiskus gibi C vitamini içeren, bağışıklığı güçlendiren bitkisel ürünler kullanılabilir. Akduman, geçmeyen öksürük içinde çam kozalağı şurubu ve deniz kadayıfını önerdi. Genelde biz ona çam kozalağı macunu, deniz kadayıfı öneriyoruz. Deniz kadayıfı? Evet, onun da macunu var. O nasıl kullanılıyor peki? Yani normal çam kozalağı macunu gibi günde üç kere aç karnına tahta kaşıkla tatlı kaşığı ayarında yemeklerden en az yarım saat önce birer kaşık alınması tavsiye edilir. Akduman kış aylarında en çok rağbet gören ürünler arasında çam kozalağı macunu gelse de kış çaylarına da rağbetin çok olduğunu belirtti. Kış geliyor havaların soğumasıyla beraberinde insanların bağışıklığının düşük olması. Kış çaylarında satış artışı oluyor. Macunlarda artış oluyor. Çam kozalağı macunu, atom çayları bunlar. Ihlamur, ada çayı, atom, çayları, çayı. Atom, çayı. atom çayı. Onlar yani. nedir kış çayları? Bize i̇çeriğinde zencefil, zerdeçal, tarçın, havlıcan, hibisküs türü ürünler var. Kuşburnu. Ihlamurun nasıl demlenmesi gerektiğini de anlatan Akduman şöyle devam etti. Çiçek ıhlamur, sarı olan kısmı. Beş dakika demlenir. Ee, ama üç kere kullanılabiliyor. Ama yaprak bir ya da en fazla iki kere kullanılabilir yeşil kısmı. Değil Kökler yani. genelde kaynatılır. Ee, çiçek ve yaprak kısımları demlenir. Ortalama süre 5 dakikadır genel anlamda konuştuğumuzda. Akduman son olarak şunları söyledi. Yani i̇nsanlar kendi koruyucu hekimliğini kendileri yapmalı. Bağışıklıklarını güçlü tutmalı. Ee, özellikle bu pandemi sürecinde bağışıklığın çok önemli yeri var. Yani Covid'i eğer ayakta atlatmak istiyorlarsa ki aşıların da olsunlar, dikkat etsinler, maskelerini gene de kalabalık ortamlarda tutsunlar.